Nisa suresinin 34. ayeti ne üzerine inmiş açıklar mısınız? Ha şimdi bunu açıklarım bir kısa. Çünkü bir ayet. Ama Maide suresini dersen o zaman tabii ben de sana havale ederim. Kardeşim Ruhul Furkan tefsirine bak diye. Şimdi tefsirlerde şöyle söylüyor. Bu ayet şundan bahsediyor. اَرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى Erkekler kadınların üzerinde nedirler? Kaimdirler, koruyucudurlar, yöneticidirler, aile reisidirler. Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 34. ayet. Bu da Ruhul Furkan tefsirindedir. 5. cüzde Nisa suresinin. Bunu da Ruhul Furkan tefsirinden izahına bakın. Sayfalar dolusu. Ben şimdi onları anlatamam. Ha niye inmiş? Niye inmiş? Muhammed İbni Seleme'nin kızı Habibe ile Ensar-ı Kiram'ın reislerinden birisi olan Sa'd İbni Rabi hakkında indiği zikredilmiş. Kocası efendim hanımı kendine isyan etti diye bir tokat vurmuş. O da kocasının yatağını terk etmiş. Sonra da Resulullah Efendimiz'e gitmiş. Demiş ki kocam beni tokatladı. Tokat izini de yüzünde göstermiş. Bak çok da kuvvetli vurdu. Suratımda izi kaldı. Şikayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki litektassa min zevciha. Git sen de kocana kısas yap. Sen de bir tokat şaklat demiş. Şimdi öyle yapmaya kalkmayın ha. Boşanırsınız benden bilirsiniz sonra. Adam da size iki tokat daha vurur. O öyle iş yok. Bu şimdi ne oldu? Kocasından kısas hakkını alsın bu kadın demiş. Kız da babasını yanına almış şimdi öyle. Babası olmadan da direkt tokat atamıyor. Babasını da yanına almış. Nasıl olsa Resulullah'ın emri var diye izni var sallallahu aleyhi ve sellem. Kocasından kısas hakkını almaya giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irci'u geri dönün geri dönün çağırın onları geri demiş. Niye hâdâ Cibril etâni bir şey. Şimdi Cebrail aleyhisselam geldi yeni bir ayet getirdi. Çünkü vahiy devam ediyor. Yeni ayet getirince ne oldu? Allah-u Teala ne buyurdu? Erkekler aile yöneticisidirler. Onun için kadın da kocasına tokat atsın diye bir hak kadına verilmemiş. Bu ayet-i kerimenin tabii detayı çok. Bu olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bak farkındasınız kısastan yana. Ama tabii Allah'tan vahiy gelince burada içtihat kalkar. اَرَدْنَا اَمْرًا وَاَرَدَ اللّٰهُ اَمْرًا وَالَّذ۪ي اَرَادَ اللّٰهُ خَيْرٍ Biz bir şey istedik, Allah başka bir şey istedi. Allah'ın istediği hayırlıdır. Biz görüşümüzü bıraktık. Vahiy geldi, iş bitti diye bu ayet-i kerimede beyanlarda bulunmuş. Şimdi mirasta kadınlar erkeklerin meselesi var. Bu hususta indiğine dair de rivayetler var. Sebeb-i nüzul hakkında, hükümleri, ahkamı hakkında uzunca bir mesele var. Efendim Ruhul Furkan'ın 4. cildi veya 5. cildi. Şimdi tam karar veremiyorum. 34. ayet Nisa suresi. Ruhul Furkan tefsirinde çok geniş izahat bulursunuz. İnşallah oradan daha istifade edersiniz.